Selam sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen önemli haberlerimiz vardır. Onlara bir bakalım. Teknik hükümetin başbakanı Talat Caferi'nin son yapmış olduğu açıklaması ile birlikte komşu ülkelerin siyasi sahnelerine karışmamasıyla ilgili olmaktadır. Kendisi Albin Kurti'nin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde seçimler öncesi taraf alması yanlış bir hareket olarak değerlendirildi. Kendisine göre özellikle başka bir ülkenin başka bir ülkenin siyasi durumuna karışmak ve taraf tutmak şimdiye kadar olmamış bir olay. İşbirliği ne kadar iyi bir şekilde olsa da taraf tutmak iyi bir gelenek ve iyi bir olanak söz konusu değildir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Slavyanka Petrovska Televizyon 5'in yayına katılmasıyla birlikte ülkemizdeki Arnavut veya Makedon yönetici olup olmaması konusunda hala bir siyaset yapılmasından yana olduğunu değil bu sefer ise bunu kötü bir örnek olarak dile getirmiş olduğu kendisine göre ülkemizde yönetici başarılı bir kişi her zaman olabilir onun Makedon veya Arnavut olması da şart değildir ülkemizi ileriye götürecek olan yöneticilere ihtiyacımız var dedi NATO yöneticileri ve makamlarıyla daha iyi bir işbirliği yapma konusunda ülkemizde işbirliği senatosu kuruldu. Konuyla ilgili olarak bu kuruma esnasında bulunan Başbakan Talat Cafer'in açıklaması buna yönelikti. Özellikle dünyadaki değişik bir şekilde bazı olayları önleme ve risklere karşı iyi bir savunma mekanizmasını kurma konusunda bu sefer de güçlü bir işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla ilgili olarak özellikle Senatonun kurulmasıyla beraberce mevcut olan çavuşmaları bu sefer ise daha koordineli bir şekilde olacaktır. Bu şekilde Talat Caferi mevcut olan bu toplantıya katılmasıyla birlikte kendi konuşmasını yaptı. 12 Şubat'tan sonra özellikle ülkemizi terk edecek olan araçların üzerine plakalarda NMK olması gerekiyor. Ondan dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından derhal müdahale edildi ve bu özellikle yapıştırılacak olan etiket parasız olarak vatandaşlara dağıtılacaktır. Vatandaşlar NMK etiketleri Teknik servisleri ve arabaların teknik muayenelerinden tamamen temin edebilecektir. Şimdilik ise bunlar bedavadır. Şimdi ise bölgemizden gelen ve ilkinizi çekecek olan haberlerimiz vardır. Debre Belediyesi'nin eski çarşısının onarım çalışmaları ile ilgili olarak yeniden talepler gelmektedir. İki defa şimdiye kadar kendi imajını değiştiren Debre Çarşısı bu sefer ise özellikle tüccarların ve geri kalan makam temsilcilerin talepleri üzerine yeniden bir onarım istenmektedir. Debre Belediye Başkanı Ekuran Duka'ya göre onarım ancak belli bir argümana bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Bu sefer ise gerekçe olarak da mevcut olan durumu ile ilgili olarak ve taleplerin üzerine bir referandumun uygulanması söz konusu olacaktır. Ekuran Duka'ya göre ilk önce referandum ardından ise onarım ve proje çavuşmalarına başlanacaktır. Mavruva Milli Parkı çalışmaları kapsamında bu sefer ise koordinasyonlarda devamlı gerçekleştirilmektedir. Konuyla ilgili olarak Milli Parkı Müdürü Samir Aydini'ye göre bütün çalışmalar buna olarak odaklanmıştır. Bu sefer ise tek başına değil birçok ekoloji STK'ları ve Çevre Bakanlığı'yla ortak çalışmaları ve koordinasyonlar söz konusu oluyor. Bununla ilgili olarak özellikle son gerçekleştirilmiş olan görüşmede en Milli Parkı hem de Doğan kurulması için önemli kararlar getirilmiştir ve bu da bütün ilgili tarafları da herhangi bir şekilde memnun etmesiyle birlikte onların çalışmalarına da motive olmuştu. Mevsimsel gripin özellikle hasta sayısında artış gösterilmesiyle birlikte aile doktorlarından derhal bir çağrı gelmektedir. Yani ebeveynler kendi özellikle istek ve düşüncelerine göre hareket etmemeli. Aile doktorlarına başvuru ve uzman kişilere başvurup griple karşı özellikle yapılması gereken tedavi ve özellikle bununla ilgili olarak alınması gereken tedbirler ancak doktorların tavsiyeleri üzerine gerçekleştirilebilir. Şu an ise grip hastaların sayısı devrede olağanüstü bir şekilde artış gösteriyor. Debre Belediyesi özellikle proje olarak yapılması gereken çalışmaların maddi desteğine bulunması için vatandaşlar STK'lar ve geri kalan makamlar üzerine talepte bulunmaları gerekiyor. Ondan dolayı Debre Belediyesi kendi web sitesinde bunu açıklarken aynı zamanda irtibat telefonu da bırakmıştır. 046 831 196 numarasından ilgi gösterecek olan STK temsilcileri veya külüplerin temsilcileri başvuruda bulun bulunabilecektir. Debre Kapalı Spor salonu özellikle şimdiye kadar birçok sporun gelişimine katkıda bulunmuştur. Kapalı Spor Sağolu'nun yöneticisi Afrim Karkuti'ye göre sadece küçük futbol değil, aynı zamanda geri kalan sporları da destekleyen Debre Kapalı Spor Salonu'nun özellikle şartları bu seferde birçok gençlerin bir araya gelmeleri için en büyük sebebi olmaktadır. Afrim Karkuti'ye göre şimdiye kadar birçok müsabaka bu kapalı spor salonunda düzenlenmiştir. Sadece küçük futbol değil, geri kalan sporlara da olağanüstü bir destekte bulunmuş olan Debre Kapalı Spor Salonu yönetimi şimdiden sonra da aynı şekilde devam etmesi için hiçbir engelin olmadığı dile getirilmekte. Afrin Karkuti'ye göre Debre Kapalı Spor Sağonu şimdiye kadar etkin bir şekilde vatandaşların hizmetinde bulunmakta. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.